Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Crusader Kings 3'e devam ediyoruz. Krumeri'ye kendi hanedanlığımızdan birisini yerleştirmiştik. Mallorca'da da biliyorsunuz hanedanlığımızdan birisi var. Yavaş yavaş ben artık Baviera'nın elinde bulunan Sardinya Krallığı'nın parçası olan Korsika Düklüğü'nü de almak için de çalışmaya başlamak istiyorum. Ama yani şey, şöyle bakalım. Baviera hala daha, ya kendisi güçlü olmasa da yanılmıyorsam aynen müttefikleri bulunuyor ve müttefikleri güçlü. Müttefiklerinin güçlü olmasından kaynaklı olarak da yine hani savaş açarsam kaybetme ihtimalim inanılmaz yüksek olduğundan o topa çok da giremiyorum. Bir yandan bir sonraki adımımızı da hani hesap ederken bir yandan yine gene kendi ekonomik ve askeri gücümüzü de toparlamaya, daha da yukarıya çekmeye de çalışıyoruz ki gayet de iyi bir yolda da gidiyoruz. Kraliçemiz diyeceğim ama kraliçe değil, direkt dük olarak geçiyor bu da, değil mi? Yani dükün eşi düşes. Evet, düşesimiz Arhonessa Sinispela bayağı bir derledi, toparladı mevzuyu. Ayrıyetten de bizim varisimiz Ido Hastling. Vallahi bu çocuktan olacak gibi gözüküyor ya. Bu çocuktan olacak. Başına bir iş gelmezse iyi bir hükümdar olacak. O da 6 senesi kaldı belli bir şeye gelmesi için, bir noktaya gelmesi için. İyi para kazanıyoruz. Prestijimiz gayet yüksek. Ailemizin kaçıncı seviyedeyiz? Kayda değer mi? Yok, önemsizmişiz. Peki. Ulan kayda değer çok yolumuz var ya. Çok yolumuz var. Ailemizin ihtişamını arttırmamız gerekiyor ki daha iyi evlilikler yapabilelim. Vesaire vesaire. Pekala. Şimdi yavaştan bak, başlamadan evvel şöyle bir şeylere bakacağım. Şantaj yaptığım kişiler vesaireler bulunuyor. Güçlü bir şeye sahip olan düzgün bir karakter var mı? Yok. Aa, yok, kraliçe var. Baviera'nın kraliçesi var. Aslında Baviera'dan buraya almaya çalışıyorum ben. Belki evlilik düzenle desem. Buraya direkt, yok buraya. Bu karakter var buraya. Birinci varisi bu. Bunun da evlenecek. Yani evlilik yoluyla falan almaya mı çalışsam acaba diyecektim ki. Onu da çok fazla becerebiliyor gibi değilim. Aslında yok. Öyle bir şansımız da yok. Ya buranın düklüğünü almak için şeyi kullanayım diye düşündüm ama. Huku kullanayım. Kancayı kullanayım istedim. Çok da onu da beceremiyoruz gibi gözüküyor. Pekala. Öyleyse bildiğimiz yoldan devam edeceğiz arkadaşlar. Bir yandan ben bir şey yapmak istiyorum. Dur bakayım, askeri gücüme bakayım. Ya düzenli birlik yaratıp benim... Aslında... Bondiler yerine... Benim ona göre ya şeyde, kuşatma silahına da ihtiyacım var. Onu da hani açıkçası bir şey yapmak istiyorum ama... Ne derler onun adına... geliştirmek istiyorum ama bir türlü fırsat olmayacak gibi gözüküyor ondan yana bana. Bakacağız. Neyse, pekala, yavaştan şeye başlayalım. Biz bir gene yağmaya çıkalım istiyorum. Hatta şöyle baktığımda yağmacı olarak bütün orduları toplayabiliyorum. Toplayalım. Tek parça olarak geldiniz değil mi? Tamam, tek parça olarak geldiniz. Yağmalanacak yerler açıkçası İsli'de yağmalayabilirim ya da buradan başlayıp, bir dakika, burayı da ele geçirebilir miyim acaba ben? Ordularımız toplanmış durumda. Herhangi bir dostluğum var mı? Müttefiği var. Salerno müttefik. Aglebi ha, bu taraf. Kalabalıklar ya. Bir de ayrıyetten Kasriana ile ateşkesi varmış. Önemli değil. Pekala, ben normal gideyim de ne tarafa acaba yağmalasam daha iyi gelecek. Ya ben direkt papalığı mı yine acaba şey yapsam? Aha. İttifak sözünü tutarak Arhonessa Padulessa Tranlığına karşı bana... Tranlığına karşı savaş için bana katılmanızı öneririm diyor. Kuzenimiz... Yine yardım istiyor. Yardım istiyorsa gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu Konstantin inatla bundan kurtulmaya çalışıyor. Sinispera kızımız büyüdü. Onu zaten evlendirmiştik.
bir müttefik olsun diye çok çabuk büyüyorlar. Dedik, geçelim. Çok da aslında şeyde gerek olmayacak gibi duruyor. Hah, kültürümüz şehir planlamayı keşfetti. Çok güzel. Şuradan şunu hemen bir gel. Buluşuna ne? Buluşlarımız yavaş yavaş tamamlanıyor. Hatta kabile tarafındaki, şöyle kendimi kapatıp göstereyim. Kabile tarafındaki bütün araştırmalar tamamlandı. Burada artık hükümdar temsilciliği ne? Yok, hükümdar temsilcilerinden ziyade hane askerlerini ben önce bir alacağım. Ordumu büyütebilmek adına. Şehirde yapabildiğim için artık elimdeki parayı daha büyük oranda şeye harcayacağım. Benim burada şeyi de bölmem gerekiyor ya. Ordum çok büyük, bana para kaybettiriyor. Yeni ordu yarat diyelim. Milisleri çıkartacağım. 8.4. Tamam, bunları tamamen oradan çıkarttığımda benim kıdemli esas ordularım gayet iş yapacak seviyeye gelecekler. Komutan da ne kadar Türk bir komutanmış ya. İşte zırh falan giyeydin güzel kardeşim. Tekrar geri gelelim. Yine en iyisi de bu gibi gözüküyor bir an. Çöl arazide. Dostlar hayatı. Valla çölde bayağı iş yapıyor. O komutanı oraya alacağım. Bir yandan da şuradan yağmayla hayatımıza devam edeceğiz. Bu birliği terhis edeceğim. Şuraya doğru harekete geçelim. Yağmayı yapmıyor musunuz siz? Yapmıyorlar gibi. Dindarlık mı kazanmayı tercih ederiz yoksa yamyamlık sırrını mı almak? Sırrını mı almak gerekiyor? Kalbin çöğünü... Ha, biz yamyamız. Dindarlık kazanalım ya. Durduk yere yamyamlığın manası yok. Ha, savaşa katıldığım için otomatik olarak yağma kapanmış oldu. Peki, bu savaş tamamlanmak üzere zaten. Evet. Şimdi burada şeyi de yapamıyorum değil mi? Tekrar bir geri döneceğim. Yağmaya başla diyelim. Şimdi buradan itibaren başlayabiliriz. Bu abiler isteseler de bana karşı bir şey yapamazlar. Karakterimizin kızı bir kızımız daha oldu. Güzel. Kendi müttefiklerimi güçlendirmek için kullanabileceğim bir çocukta. Şahane şair özelliği kazanacağız. Şair özelliği kazanınca şöhret seviyesi başında diplomasi. Şöhretimiz neydi? Şanlıyız. Şanlı dediğimiz 4. seviye. Diplomasimiz 4 artabilir. Günlük yazan özelliği kazanacağız. Öğrenim ve stres kaybı kazanabiliyormuşuz. Aynı zamanda da stres azalacak. Bunun yanı sadece banyo yapmayı tercih ederim demiş. Sanırım şair özelliğini kazanmak daha iyi olacak ya. En verimlisi bu. Şimdi şuralarda 0 demiş, 20 demiş. Şuralara gideceğiz. Önce şurayı alalım. Idu Hastening arkadaşımız olacak. Güzel. Cana yakın özelliğini kazandırabiliyoruz. Son olarak. Cana yakın özelliğini kazandığımızda kişisel plan gücü artıyor. Halk görüşü artıyor. Çekicilik vesaire falan filan. Çalışkan olursa ne oluyor? İdare, diplomasi, öğrenim kazanıyoruz. Stres kaybımız azalıyor. Başkenti geliştir kararı açılıyor. O çok iyi. İhtiyatlı olursa sağlığımız artıyor, idaremiz artıyor. Şimdi ben bunu idareci yapmak istiyorum ama çalışkan daha da iyi olacak. Ha, tamam, zaten idare burada da varmış. Vallahi çok net. Çalışkan olduğunda karakterimiz bir sonraki hükümdarımız bayağı başarılı olacak. Ev birikimleri. Aa, eşimiz 130. O çok güzel. Epey de para kazandık. Şuradan buraya daha yağmalamak için geçelim. Şuraya gideceğiz. Kuşatmada esir alınanlar var. Bunları her birine para isteyelim. Bu arada benim karakterimin altın yükümlülüğü vardı değil mi? Tamam. En son dün oynuyordum. O yüzden bazı şeyleri unuttum. Yapabileceğim bina var mı? Var. Olbia'ya hangisini yapmak daha mantıklı olur şu aşamada? Ekin alanlarını yapmak daha iyi olabilir. Ya da
Hadi gelişmişliğini arttırması için bunu yapalım biz şimdilik. Yakında yani yakında değil şehirler yapmaya da başlayabileceğim. O yüzden dikkat ediyorum paramı da dikkatli kullanmaya. Yağmadan geri dönen parayla burada boş kalan yerlerimiz varsa ki var. Şehir yapabiliyorum değil mi? Aynen. 42 paramda olduğunda 380 yapabiliyorum falan filan. Güzel. Bunları kapatabilirim. Tekrar şuraya bir dönelim. Bir de ben neye bakmak istiyordum ya? Bir şey daha bakacaktım. Unuttum bak. Neyse. Şöyle kontrollü bir biçimde hızlandırıp yavaşlatarak ilerleyelim. Parayı buradan kazandık. Burada başka bir yağma yoktu. Başkentte de mi yağma yok ya? Oğlum başkenti kim yağmaladı burada? Peki. Bu abiler şuradan şöyle geçelim. Şu iki yeri yağmalayalım. Baron Marek ile karakterimizin kızı ve arkadaşı. Güzel. Şef Bratislav. Tamam. Bir hükümdar öldü, başka bir hükümdar yerine geçti ama zaten ikisiyle de ittifakımız varmış. Dolayısıyla bir şey değişmedi bizden yana. 107 altın var, 172'de idari yaşam tarzı seçilebilir. Seçelim. Hah, bölünmüş dikkat. Ve en sonunda mimar. Mimar geldiği zaman bina inşa etme, yerleşim inşa etme. Bunu beklemem gerekecek daha büyük aha kuşatmadı esir de alındı. Biraz bekleyeceğiz. Sarayımıza bir hekim alabilirmişiz. Karakterimizin arkadaşı ama zayıf. Peki ben yeni bir tane şuradan hekim arayayım. Oradan çıkacak olan duruma göre bakarız. Matteo Hastening karakterimizin oğlu. Bunu ben kime versem eğitmesi için. Karakterimizin kızı ve arkadaşı. Senin özelliklerin neydi? Cana yakın, çalışkan. Şöyle göründü onda. Birisini öğretmen atayacaksanız arkadaşlar özellikle önemli. Cana yakın ve çalışkan olması avantaj ama paranoyak olması bir tık kötü. Yine de eğitmek için kızımıza yollayabiliriz oğlumuzu. O güzel eğitir. Cana yakın veya işte çalışkan olması avantaj olacaktır. Buradan şuraya geçebilirim. 656 asker. Peki tabii 656 asker bana çok da sıkıntı yaratmayacaktır. Burayı da zaten yağmalayıp geri döneceğim gibi gözüküyor. Daha fazlasını taşıyabilecek gibi değilim. Tecrübeli denmiş. Aa dahi. Karakterimizin kız kardeşi. Kötücül plancı. Peki. Alçak gönüllü falan. Lan ama. Ulan. Karakterimizin kız kardeşi evli de değil. Saraya davet edebilirim ben bunu zaten bedavaya. Hiç para vermeye gerek yok. Hiç farkında değildim bak bunu. Da yani şey değil ya. İkisini de sevmedim diyeyim hadi ben gene. Kos kullanmaya bile gerek yok. Direkt kabul edecek zaten. Rosa'yı açıkta zaten. Okey. Buraya davet ettim. Geldiği zaman tutsaklarda bir durum var mı? 9 aydır bize böyle böyle bir durumu var. Bana yarar olacak bir karakter değil bu. Korkunçluk, dindarlık kazanacağım. Aa aslında ama stres de kazanıyorum. Okey. Stres istemediğim için din değişimi talep et. Zayıf kos kullan. Saraya davet et deyince gelmiyor. Saraya davet edilecek bir yanı var mı zaten bunun? Yani bence yok. Zayıf kod karşılığında din değişimiyle beraber serbest bırakabilirim ben bu karakteri. İyilik borcu kazandık. Para da talep edebiliyorum. Güzel. Ulan. Birisi yağmalıyormuş zaten oraya ama. Yok pardon ben yağmalıyorum. Bana ka ha tamam. Korumaya çalıştı ama konsey üyemiz vefat etti. Casus başımız gitti. Ulan casus başımızın casus başımızın yetenekli bir casus başı yok ya ekipte. Sıkıntı o. Şeye bakayım. Saray mensuplarımda var mı? Misafirlerimde kimse yokmuş. Peki. Vallahi
Daha iyi bir vekil ağaç var mı? O da yok. Rosa'yı da bu arada... Şöyle yapacağız ya gene. Ben her halükarda bana güvendiği için en azından kızımızı buraya getireceğim. Tekrardan saray mensuplarına girip saray hekimine basıp Rosa'yı buraya alacağım. Berbatmış ama ya yeteneği de. Ulan. Bunu da Sinispelle'ye vermek. En azından öğrenimi yüksek ya. Olur. Bir de bana da güveniyor. Şurayı da yağmalamaya gerek yok burayı. Pardon. Yağmalasam da boşa yağmalayacağım. Taşıyamıyorum daha fazla parayı. Şöyle geri dönelim. Esir de almışız. Hemen oradan para karşılığı da şey yaptık. 162 altınla geri dönmüş olduk. Bir de bu tarafa doğru da çıksam mı? 19-31 falan diye gidiyor. Var var, burada bayağı para var. Bunları da tokatlarız zaten eğer bize karşı bir şey yapmaya çalışırlarsa. Ki yapmaya çalışacaklar. Ama benim ordum fazlaca iyi olduğu için herhangi bir sıkıntı olmuyor. 10 karşılığında bunu alalım. Şöyle geçelim. Önce buraya geçelim. Avar broşu yok edilmiş. Edilsin. Bir bina inşa edebiliyorum. Kaça yapıyor? 191. Biraz bekleteceğim ya. Bütün bina upgrade'leri için bekleyeceğim. Bütün bina upgrade'leri için bekleyeceğim. Çünkü bunu yükseltebiliyor muyum? Yok, dış surlar yapmam gerekiyor onun için ilk önce. Tamam. Evet, telefondan. Çok alakasız. Peki. Tekrar geri gelelim. Yeni bir tutsağım var. Hapisten çıkartacağız. Şuraya gelelim. Başkentlerini de bir yağmalayalım. Vekil harcım öldü. Ya bana yetenekli şey lazım. Saray mensubu lazım. Irsi bir özelliği varmış. Çekiciymiş. Tamam alalım. Şey çağırsam, şampiyon davet et desem. Şampiyon geldi. Okey. Nişanlı evlenebilir. Sinispela karakterle evlenebiliyor. Evlensin de. Ana soylu. Aa, niye kabul etmiyor oğlum? Ha, evlenmişler zaten. Tamam. Saray hekimi pozisyonundan ayrılmış oldu. Casus başlığından da ayrıldı. Bana gerçekten 14 dövüş var. Bunu alacağız. Kaça alıyoruz bunu? 175 altın mı? Niye 175 altın oğlum bu? Böyle bir şeye ihtiyacım yok. Acaba şöyle genel bir arama yapsam bir kere daha. Ulaşabildiğim yerlerden. Baya entrikası yüksek olan insan yok. Diyecektim ki yanlış aratıyormuşum. Pardon, şimdi oldu. Genç olması gerekiyor biraz. 39 yaşında. Ben bu karakterle zaten casus başı. Lowborn olarak bir arayı aratsam. Çok da zor bir şey bu, denediğim bir şey bu arada. Bir karakterin misafiriymiş. 56 yaşında. Evlilik düzenle desem. Erkek olarak bir şuradan bir ayarlayalım. Kabul etti. Olur. Bana katılacak mı bu şekilde? Katılır diye tahmin ediyorum. Evet. Irsa böylece bize katılmış oldu. Çok güzel. Bir vekil harç da bulabilir miyim aynı şekil? Evlilik düzenle diyelim. Bizden seçebildiğimiz kimse yok. Estevo biraz da genç olsa 38. Aa,
bu karakter. Erkek karakter getirmek daha zor. Aa 27 yaşında, çok güzel. Kabul etmeyecek. Neden etmiyor? Farklı mezhepten. Peki. Oyunu durdurmayı unutmuşum bu arada. Şunu alsam kabul etmiyor. Yine farklı mezhep. Ha Prince Wayheart. Babi, tamam bu abiden alamıyorum ben bu karakteri. Konseyde vekil harç. Zaten öyle bakmayacaktık. Saray mensubu. Aa saray mensubu. Belki. Yo, bunu zaten denedim ki ben az evvel. Karakterleri karıştırdım. 55 yaşında, 36 yaşında. Hayır, ne iş yapıyor? Dolaşıyor. Çok güzel. Bir şampiyonla evlendirdiğimi gene kabul etmiyor. Farklı mezhepten. O zaman kültür değil, din olarak Norse diyelim. Sig isimli karakter kabul etti. Güzel. Buraya da bu karakter niye gelmedi şimdi mesela? Vasal olmadığı için mi? Vasal mı atamam gerekiyordu acaba illaki ya? Yok, az evvelki de şey değildi ki. Bunu ben niye çözemedim arkadaşlar? Bir fikri olan varsa. Karakterimizin konseyinde vekil, harç ve şampiyon. Emrinde şampiyon. Yani herhangi bir şey tutmuyor olmasına rağmen. Hofgodim ile evlendirsem? Ya da direkt bu karakterle evlendireyim. Kabul etmedi henüz. Hah şimdi etti. Bazı karakterleri gerçekten... Ya bunu ne koyabildim de diğerini koyamadım. Onu tam net çözemedim. Üzüyor bu beni. Neden hala bunu çözememiş olmam gerçekten üzüyor ama çok da yapacak bir şey yok. En azından şurada para toplamaya devam edeyim. İlk önce şuraya gidelim. Av düzenle diyelim. Paramız var. Yetersiz şampiyon. Yeni şampiyonlar davet ettim. Zamanla gelecekler diye tahmin ediyorum. Rosa evlenebilir denmiş. Rosa'yı kimle evlendirsem? Karakterimizin kız kardeşi ittifak olarak baktığımızda 127 lan bunlar da. Şehir ittifakları kuruyoruz anca. O zaman şöyle bir şey de yapılabilir. Nasıl bir evlilik düzenlesek bu karakterle işimize gelir diye baktığımızda Ursi diyelim. Zaten bu dahi. Çevik de bir karakter olursa bunların çocukları ana soylu yaptığımızda oluyor mu? Oluyor. Dürhaneye mensup olmayacaklar mı? Neden? Gene de gelsin. Yapacak bir şey yok. Altın talep edebiliyormuşum Sibyl'den. Ödeme talep edelim. Devam. Burada şahane bir saray mensubu bulunuyor. Köylüler orman yasağı veya gelişmişlik 70 altın kaybetmeyi tercih ederim. Yabandan geri dönüş. Hadi. Burayı da yağmalayalım. Şuradaki
şehirlere de yağmaladıktan sonra geri dönüş yapabiliriz. Sarı ekimi yine alabiliyoruz. Peki, yeni bir sarı ekimi arayalım. Susanna Hastings. Bunun için kimi seçsek iyi olur? Afko diye verelim hadi. Bize karşı olan yaklaşımı daha iyi olur. Affedici özelliği. Idun'un son özelliği affedici kalabilir. Diplomasi, öğrenim ve yüksek, entrikası düşük, tutsak görüşü yüksek, görüşü falan filan. Kolay güvenen dersek... olmaz. Sabırlı dersek, öğrenime, süzeren görüşü, düşmancıl plan direnişi... Galiba... Sabırlı yapacağım ya. Düşmanlar çok da fazla şey yapamasın. Bize karşı plan kuramasınlar. Monika'ya ya gerçekten çok kötü çıkıyorlar ya. İkisini de sevmedim. Geçiniz. Sarayıma direkt bir ekim buradan atayabilirim. Zayıf olsun. Zaten para verip alacaklarım da daha iyi olmayacak yani. Boş kalacağına böyle takılalım. Güzel. Tutsaklarım var. Hepsine verebildiğim kadar vereyim. Konsey koltuğu boşaldı. Markelo. Markelo? Tamam, bunu buraya kaydıracağız. Sen de buraya gelirsen benimle aram iyi olacak. Bu şekilde çözdük. Ben bir yandan da bu arada şey yapacaktım, onu unuttum. Bir yerlerde sır arayalım. Nerede arayalım ama. %20'ymiş burada. %60 burada. %40. %15. %50. 35, 50. Paris'te çok aradık zaten. Roma'da bulamıyoruz. Bizans'a bayağıdır bakmıyorduk. 35'miş, %35'miş oradaki ihtimalde. Leon'a baksak %70. Hadi Leon'a yollayalım. Orada bir şey çıkacaksa çıksın. Bununla beraber... Tamamdır. Fullledik parayı da. Evet, dönelim. Ardından bunları artık salada biliriz. Şimdi bina inşa edilebilir durumda ama çok az kaldı. Mimarlığı alacağım. Bu karakter de 16 yaşına geldi. Eşbul dediğimde karakterimizin kuzeni. Peki. Kuzen evliliklerinin önünü biz açtık esasen de. Olafur kimmiş bu? Yal 2. Haist'in adlı karakterin saray mensubu. Ana soylu yapabiliyor muyum buraya gelince? O mu bana, o bana katılacak mı yoksa Mallorca konumunda? Mallorca'ya mı benim kızım gidecek? Ondan çok emin değilim. Ana soylu olmasının çok bir manası olmayabilir o açıdan. Bana burada katılacak birisi gerekiyor. Dolaşıyor denen bir karakter de var. Aslında şey de yüksek olduğu için bu karakteri getirelim. Bana söyle diyeceğiz. Olur. Bolca çocuğumuzun olma, çocuklarının olma ihtimalini göz önünde bulundurarak seçelim. Mimar da olduk. Mimarın özellikleri de hem idaremize arttı hem de pek çok şeyi daha ucuza ve hızlı biçimde yapabileceğiz. Şimdi şuraya bir tane şehir yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. 340'a yapıyorum. Bu bir. Tortoli'nin ikinci yerleşim yerine de bir şehir yapmak istiyorum. Paramızı böylece harcamış olduk zaten. Palermo'ya bina inşa edilebiliyormuş. Palermo'ya hangi bina inşa edilebiliyor ya? Aa, askeri kamplar olur.
Onu da yapalım. Bütün paramızı da böylece kullanmış olduk. Melissa Hastling evlenebilir. Zaten onu evlendirdik. Bize katılacak karakterimizin saray mensubu. Buraya geldiğimde artık bunu da buraya atayabilirim. Daha değerli toplu biçimde böyle toparlamış olduk. Arhun Antonioto. Korsika bağımsızlığını ilan etmiş. Tam beklediğimiz fırsat işte bu. Oh be. Vallahi tam beklediğimiz fırsat buydu. Hemen şuraya şeyi alacağım. Müttefikin var mı? Bir tane müttefiki var. İtalya. Ya yenerim gibi geliyor. Eğer ki... Arkadaşlar. Bakalım. Savaş ilan ettiğinde 7815. Hangi müttefiki o? Doğu Frankya'nın kralını da çağırırsa sıkıntı yaşıyoruz. Ama çağırabiliyor muydu ondan çok emin değilim. Ben her halükarda... Artık bunu yapacağım ya. Peki. Burada şey bulamıyorum. Doğu Frankya'da aratayım ya gene. Doğu Frankya neresiydi? Şurası mıydı? Buranın başkenti de şurası. Orada bir şey bulursak. Kaçma güzel kardeşim, kaçma. Buraya iniş yaptılar. Şunları burada yenmem lazım. Tartışmalı meşhurluk, güzel. Hemen bir... Bayağı da sağlam bir karakterin galiba meşhurluğunu. Şunu küçülteyim bile bir saniye. Bunu şantaj yap. Ana kraliçe Petra. Peki. Sağlammış hakikaten. Savaş için bu tarafa... Yakaladık. Güzel. Durduralım. Şurada Entrika tarafını bozmadan hemen şöyle gidelim. Para da isteyelim. Borçtayız şu anda. Zarar ediyorum tabii. Çok fazla askerim olduğu için. Bu son savaşta 1006 öldürdük. 145. Tamam. Çok iyi. Kaç kişi var karşıda? 4201 asker kaldı. Korsika'yı böylece ele geçirdik. Değerli bir tutsak yakaladığımız anda olay zaten sona ermiş oldu. Bunların alayını tamamlayayım. Altın talep edebileceğim herkesten altın talep edeyim ama 11 altın veriyormuş bu laptopu. Bu 2 veriyor. Biraz bekleyeyim ondan sonra yapalım bu işi. Bastia toprağında etkisiz bina mı? Valla 9'a 9 şu anda. Hani bunların hepsini yeni fethettiğim her yerin şeyini ben tutabiliyorum. Palermo'ya mı? Ha, Palermo. Okey. Peki. Valura'da da bir sıkıntımız var. Kontrolü düşük olan yerler bulunuyor. Askerlerimi terhis edeyim. Kazanacağımız para epey bir sağlam da olacak. Derdimiz yok. Bu arada ben bir... Bizim oğlanın... Ha, 15 yaşında. Hala da tamam. Hac yolculuğuna çıkabiliyoruz. Bir kafamı toplamam gerekiyor şu anda. Korsika düklü ünvanını oluşturabiliyoruz. Para karşılığı yapacağız bunu. Yapacağız zaten. İkinci düklüğümüz bu olacak. Bizim tek bir tane düklük ünvanımız var değil mi? Evet. İki taneden fazla düklük ünvanını tutamıyoruz arkadaşlar. O yüzden o önemli. Niye onaylanmıyorum ben bu karakterle? Bir etkile diyelim bunu. Bu önemli değil. Borç da önemli değil. Kontluklarda düşük kontrol.
Bunu ayarlayacağız. %70'te ise ne kadar ilerliyor ki aylık? Ayda bir ekleniyor. Hapisten çıkan karakterler var. Chef'sin spelleyi boş ver. Buna bakalım. Buna bakalım. Ama bunların çok az paraları varmış ya. Gelirin yok mu senin güzel kardeşim? Aylık tamam, bir süre sonra isteyeceğim ben onlardan o parayı. Elimde başka benim şey kaldı mı? Tutsak kaldı mı? Kaldı. Müzakere edelim. Zayıf koz karşılığında. Senin saraya davet etmek ister miyim ben? Yok, istemem. Din değişimi de kabul edelim mi? Edelim. Sen de nasılsın? Güzel bir... Yok. Zayıf koz ve din değişimi talep et. Din değişimi kabul etmiyor. Saraya davet edebiliyorum aslında. Bu kadar iyi bir... Yani çok genel özellikleri o kadar da iyi değil. Bunun bir olayı var mı? Bunun da yüksek özelliği yok. Din değişimi ve zayıf kozu alıp yollayalım. Senin... Zaten sen gençsin. Zayıf koz elde edecekmişiz. Peki. Sende bir olay var mı? Yok. Bunu siz görmediniz ama yüksek olan şey yoktu. Şu statlara bakıyordum arkadaşlar genel itibariyle salarken. Din değişimi ve zayıf koz. Sen zaten çocuksun. Zayıf koz ve din değişimi talep edelim bundan da. Bunlar da bu şekilde gelsinler. Hacı yolculuğuna şimdilik çıkmayacağım. Benim şeyi toparlamam gerekiyor. 45 altın karşılığı yeni bir şey de alabiliyorum. Onu da alayım. Bunun özelliği yüksek mi? Yüksek özelliği yok ama olsun. İyi bir şampiyon. Casusluk aşıklar. Ha güzel. Yeni bir sır öğrendik. Hemen kozlar ve sır kısmına gelelim. Şantaj yapalım. Kozda kazandık. Altın talep edebileceğimiz kişiler. 50 altın bu ödüyor. Prokop 10 altın ödüyor. 9 altın iyidir. Litold 7/10 o da okey. Grima'yı boş ver. Bundan da hadi alabildiğimi alayım ya. Paralar bir gelsin. Ziyafet düzenleyelim. O 100 gold karşılığında şimdilik ona girmeyeceğim ya. Beni sevmeyen zaten çok da fazla bir insan yok gibi gözüküyor. Sen niye beni sevmiyorsun ya? Oo bir dakika, Irsa beni sevmiyor. Irsa'nın beni sevmemesi sıkıntı. Ama ilk önce şu Grima ile olan özelliğimizi arttıralım. Niye 8'e düştük tekrar? 9'daydık az evvel. Peki çok da problem değil. Bunlardan en düşük gelişmişliğe hangisi sahip? Vecchio zaten bize ait. Bastia'yı direkt otomatik olarak birine ver diyeceğim ve Idu'ya vereceğim. Böylece 8/8'e düştü. Normalde 9 tane bir şeyi kaybettik bu arada biz ama neyi kaybettik tam anlamadım onu. Çok önemli değil. Şöyle bir bakayım. Sağda solda yağmalamak isteyeceğim ya da Sicilya, Kalabriya ve Sicilya Emirliği, bu düklük fethine gidebiliriz arkadaşlar. Çok güçsüzler. Müttefiki de yoklar. Bu şansı değerlendirmem şart. Birden gücümüzü bayağı iyi, tüm düzenli askerleri burada topla diyelim. Herkesi kaldırmamıza gerek yok. Çok çabuk büyüyorlar. Evet, Yudike tutumlu katip
oldu. Peki eğitime bir seviyeye kadar geldi ama o kadar geldi. Tamam, diplomatik nezaketimi korumalıyım diyelim. Bu karakterin artık keyfi yerinde. Hemen Irsa'yla aramı düzelteyim ki durduk yere erkenden öldürülmeyelim. Bekar Varys. Varys'imi evlendirmemin de vakti geldi. Ha, karakterimizin kızı. Ulan. Yaşına göre bir sıralasam. 14 yaşında. Güzel. Fekund diye arattığımda. Ya bir tek şey çıkıyor. Fekund'un şeyi ne? Doğurgan. Doğurgan bir karakter arasam. Bir tek kuzeni çıkıyor ya. Yok yok, tamam. Güzel avant... Şey. Değil mi? Çekici olan... alternatifleri varken yetenekleri de yüksek. Özellikle entrikası bayağı yüksek. Tamam, ben bu karakterle evlendireceğim. Bir an önce çocukları olsun bol bol ki. Prestij kazanalım. Savaşı da böylece kazanmış olduk. Saldırdılar ve kaybettiler. Şimdi. Düşman savaşçılar esir alındı. Esirlerimize bir bakalım. Bunun çok bir olayı yok. 11 günlüğü falan filan. Zayıf koz ve din değişimi talep et. Bunu böyle alalım. Bu karakter... Karakterimizin basalı oldu otomatik olarak. Niye ama tam olarak? Onu bilemiyorum. Ha yok, Messina'yı ben aldım. Diğeri otomatik olarak kimdeyse onda kaldı gibi oldu. Problem değil. Bundan onu almayacağım. Messina'yı ben birisine vereceğim. Vereceğim karakterde kim olabilir? Beni seven birisi olsun. Genel itibariyle memnun da diyelim. Memnun diye aratalım. Halinden memnun olan birisini aratalım. Karakterimizin eniştesi. Güzel. Ünvan ver diyelim. Ve verelim. Messina Yudikasu. Yudikadusu. Olur mu? Olur. Bana da güveniyor zaten. Askerlerimi terhis edebilirim. Yeni asker yapamıyorum değil mi? Daha şeyi tamamlamadık. Buluşlardan... Bunun tamamlanmasına kaç sene var? 32 yıl. Maşallah fazlaymış. Şey lazım ya. Kuşatma yapmakta zorlanıyorum. Belki şunları salıp ona gel yapabilirim. Altın talep edebiliyoruz. Tikinas ver. Yudika Ido. Kendi evladımız. Kendi evladımızdan para almayalım. Emir Tekunas 10/50 diyor. Al gitsin. Gene isteriz. Yudike ile ittifak kurabiliyorum ki kurayım. Korsika'nın düklüğünü oluşturmam gerekiyor artık. Masal yabancı ünvanı miras olarak devraldığında toprak kaybedecek. Bundan bu toprağı almam gerekiyor benim. Benim bundan bu toprağı almam gerekiyor. Ünvanı feshet dersem. Dur, ünvanı feshederek mi oluyorduk ya? Bir dünya şey çıktı. Aynen. Ünvanı feshet diyeceğim. Kabul etmeyecek. Kaç kişilik ordun var ki senin? 494. Yani. Buna karşı ben bir... Kaç yaşında bu? 46 yaşında. Hemen ölmez herhalde. Şöyle bir şey yapabilirim. Şurada sır öğren. Yeni bir şey de alabiliyorum. Hanedana ait bir miras alabiliyorum. Ama...
almalı mıyım? Bence alabilirim aslında ya şu aşamada. Sete baktığımızda tek bir tane şeyimiz var. Okey. Buradan uyumlu kan da alabilirim. Bereketli soy da alabilirim. Uyumlu kan mirasını alayım. Daha da güçlü bir hanedanımız olsun. Özellikleri yüksek olan bir hanedanımız olsun. Biraz zaman ilerleteceğim. Karakterimizin torunu. Ha, tamam, bir şey çıkmadı. İkisinin de kalıcı özellikleri vardı. Şöyle görebilirsiniz. İkisinin de kalıcı özellikleri vardı ama adam akıllı bir şey gelmedi. İdareci olarak devam ediyorum hayatıma. Tevadan haraç topla kararı, ordu vergisi, savaş sırasında gelir, meritokrasi. Yok, bu ayrı bir olaylar bunlar. Bunlardan acaba hangisini devam ederek şey yapsam diye düşünüyorum da. Yerleşim vergilerini arttırıyor. İdari artı 2 geliyor. Cumhuriyetçi lider görüşü, korkunçluk. Bunlar. Vallahi galiba vasal vergi katkısını alacağım. Bundan sonra da değiştireceğim şeyi. Bilim odağına gidelim. Gelişmişlik artışı olsun. Burada ben ekstradan şey kastığım için. Siz söyleyin adına. Araştırma yaptığım için. Artık odağımı da bilgin tarafında ilerletebilirim. Kültürel aranlığı falan arttırabiliriz. Bir kere daha bir ara bakalım burada. Pazarlık yaparak kitap gelebiliyor. Aylık öğrenim yaşam tarzı. Tamam, işimize yarayacak bir şeymiş yine ya. Bir dünya para kaybetmiş olduk ama ziyanı yok. Prestij ve çekicilik çok önemli değil bu. Daha kaliteli bir şey olursa. Yeni neden kazanmak kitabı. Tamam, öğrenim yaşam tarzı yeteneği kazanma şansım varsa onu deneyelim. Başaramadık bazı şeyleri. Okumaya odaklı olduk. Korkusuz olan bir göz ölür. Öğrenim tarzı güzel. Otomatik olarak bir şey kazanmış olduk. Hemen bilimselden devam edeceğim. Uzun süre yaşamasına ihtiyacım yok benim bu karakterin. Gayet iyi bir veliahtım var. Bize karşı bir örgütlenme kuruldu. Bize karşı kurulan örgütleşmelere bakalım. Çok önemli değil. Bunları zaten istediğim gibi tokatlarım. Birbiriyle nişanlı olan karakterler artık evlenebilirler. Evlensinler. Hayır, başka bir yerde ben arama yaptırayım bu karaktere. Hadi şurada arayalım ya. Epey paramızla birlikte bina yapabileceğimiz nereler var? Şuralar var. Bunları bir yapalım. Palermo Judicadusu. Upgrade edelim. Burada yapabileceğim şimdi henüz bir şey yok gibi gözüküyor. Kontlukta kontrol arttırma görevi tamamlandı. Güzel. Orada kontrolümüz arttırıldıysa Vecchio'da da birazcık kontrolümüz arttırılsın. Aha. Gözümün önünde öldü. Maraşelim. Bu karakteri atamak mantıklı mı? Allah, 19. Net atanır bu. Tamam, bununla aramızı da iyileştirelim. Niye bana karşı bu kadar reform edilmemiş? Hırslı, ataerkil, dindar. Ha, tamam. Dininden ötürü. Ev bürkümleri. Güzel. Ziyafet şu an düzenleyebilirim ama yok, düzenlemeyeceğim. Bina inşa edilebilir. Ayasio'ya. Ayaksio diye mi okunuyor acaba bilemiyorum ama orada da bir bina yapalım. Ben lan düklüyüm. Bu
karakterden bu parayı alacağım ben ya galiba. Tamam. Kendi olduğumdan para alıyorum ama. Saray mensuplarımız falan var. Ben bunu sana verelim. Sana verelim. Bunu da sana verelim. Çocuklarımızı eğitsinler. Savaşlar açıldı. Oha, Bizans İmparatorluğu'na savaş açıp kazanabiliyor muyum ben ya? Yeşil gözüktü. Aa. Bayağı Bizans'ı yenebiliyorum ya. Ama denemeyeceğim şimdilik onu. Çünkü elimizde patlayabilir. Sardinya'yı aldık. Mallorca... Bunları da yenebiliyorum gözüküyorum. İlginç bir biçimde. Benim müttefiklerim de bayağı bir güçlenmiş gibi o zaman. 3 aşağı 5 yukarı. Kurumeri tarafında bayağı bir toparlama var. Çok gençti. Yavaş yavaş yaşı da geliyor. Brunjil Wars şey tarafına gidecek de bunların çocukları falan olursa yavaştan derli toplu bir büyüklük olacaklar orada. Hop. Yeni bir kozu öğreneceğiz. Kabul ederse ki etti. Savaşları boş ver şimdilik. Altın talep et. 15 altın. İyi. 15-15'tir. Kapatıp bilirim. Ha, bir dakika, yanlış şey. Şu Ajaccio'ya gitmeniz lazım. Yok, Ajaccio'nun değil. Buranın daha yüksek bir şeyi. Development'ı. Yani gelişmişliği daha yüksek olan yerde kontrolümüzü yüksek tutmak daha mantıklı. Bu aşamada en azından. Şehirlerden de paralar da gelmeye başlıyor. Benim artık şu dukalığa odaklanmam gerekecek. Bunları kapat. Ya şunu daha fazla uzatmadan ben bu ünvanı fethediyorum ya. Koz bulamadık bu abiden. Ayaklanırsa kaç kişi kalkacak ki? 460 kişi. Altın talep edebiliyorum bu karakterden. Okey. Tüm düzenli askerleri bizi burada toplayalım. Yanında birileri savaşa girdi. Yok, girmemiş. 1216 asker nereden geliyor lan bu adama? Peşinden koşalım da şunları. Tamam, askerlerini aldık. Tutsaklarda tamam, çok kritik bir tutsak alamadığımız için savaş hızlıca bitiremedik ama problem yok. Şimdi büyüdüğümde dizimin arkasındaki ani keskin acıya arkamdan kan donduran bir çığlık eşlik ediyor. Kendimi savunmaya... Aa! Kızımız saldırdı lan bize. Korkun benden, korkunç Viking Suzan'ın altınlarınız ve keşif... Aa! Kalkan bakirası olacağım falan diye kafaya koymuş da öldürdü zannettik ya. Zannettim. Güzel bir hedef falan dersem... Olur ya. Karakteri bizim şampiyonumuz yaparız. Hadi. Kızımızdan şampiyon... Aha, bir dakika dur. Şampiyon demişken... Bunu saray mensubu yapabilirim. Karambol'de... Oğlumuz bizim şey değil mi ya? Göremiyorum da. Kolay da değil. Ha, bak, oyuncu varisi. Yasakla. Varisimiz şampiyon olmasın. Susan da dil öğrendi. %100'e geldik. Zorla kabul ettirdik. Bu karakterden şimdi ünvanı feshet diyeceğim. Kasriyana'yı bize aldık. Şimdi bunu birine vereceğiz. Halinden memnun karakterlerden birine verelim ki
oyuncu varisimiz bu. Yudike Dagger karakterimiz neyse. Vasal. Bu zaten vasal. Vasal olmayan birisine... Ulan çok da adam akıllı biri de yokmuş ya. Kendi kültürümüzden herhangi birine verelim. Yani. Tırt oldu biraz ama olur. Hac yolculuğuna çık, av düzenle. Şimdi bir dakika. Ünvan oluşturulabilir. Korsika Düklüğü, Sicilya Düklüğü. Ben Korsika Düklüğünü oluşturacağım. Sicilya Düklüğünü de bir yerden sonra oluşturacağım da önce Sardinya Krallığı'na odaklanmam gerekiyor. 500 altına daha ihtiyacım var. Artık krallık olmamıza ihtiyaç var. Aile üyemi öldürmeye çalıştı. Karakterimizin kocası. Affedelim şimdilik. Kimi öldürmeye çalıştı kim bilir. Dikkat etmedim. Belki de yazmıştı bir yerlerde. Kontrollerde düşük. Aa, Tortoli'de niye benim... Olmaz. Tortoli'de kontrolün düşük olması kabul edilebilir bir şey değil. Yeni bir yaşam tarzı edinebiliyoruz. Kontlukta gelişmişlik arttırma yeteneği. Çok güzel. Zaten gelişmişliğimizi arttırmaya odaklı gidiyoruz. Burada yeni bina yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Pekala. Krallık olduk olacağız. Az kaldı. 500 gold'a ihtiyacımız var. Altına ihtiyacımız var sadece. Selamlar size öğrendim. Cinsel yaptım. Şöyle istemeden yanlış... Ya. Karakterin yerine gelebilecek daha iyi karakterimizin vasalı. Çok güzel. Sen buraya gelebilirsin. Özellikleri konseyimizin daha değerli toplu bir hale geldi arkadaşlar bu sayede. Biraz zaman daha geçsin. Eski İngilizce öğretmiş. Tamam. Şimdilik bunlara bir para da harcamak istemiyorum. Kral olduğum zaman gayet güzel bir şeyim olacak çünkü. Tamamdır. Şöyle büyük bir... Büyük bir ülkeye yollayalım ki casusumuzu. Bir para kazanılsın. Ciddi bir para kazanılabilsin. Bolca şey bulunsun. Sır bulunsun. Aa. Eşimizle aramız açıldı. Öldürebiliriz. Madem öyle. O zaman bir tane şey de yapacağım ya. Planlarımı desteklediğim de. Açığa çıkmayalım. Başımızı iş açacak belli ki. Davet edildiğimizde ikna edilebilir bir dünya karakter de çıkıyor. Tamam. Hocamızdan kurtulma vakti gelmiş. Bir kere affettim çünkü zaten birisini öldürmeye çalıştığı için benim hanedanlığımdan. Ama bir kere olur o yani. Niye böyle? Ha şey, savaş halinde. Buradaki kontluk bağımsızlığının peşindeymiş gibi duruyor. Hediye vermek... Hadi verelim. İki kat temkinli. Tüh be. Neyse, bizim hala daha yüksek bir şeyimiz var. Öldürmemiz başarılı olabilir. Otorite savaşını kaybetti ama ha yok tamam, ayrılan bir mesare bir durum yok. Şurası ayrılsaymış ben de alırdım hakikaten orayı ya. Neyse. Senin bir derdin sıkıntın var ama yok, gözüküyor. Daha değerli toplu bir şeye de geçmişte gözüküyor. Nasıl
Savaş ilan edince çok bir şey kazanamıyoruz. Buna savaş ilan edince 461 kişi. Bu krallığı istila etmek yok şimdilik. Ben kendi krallığımı kurmaya bir odaklanayım da. Onu kurduğumuz zaman zaten... Belki Mallorca carlığını kolay bir biçimde bizi kendimize de katabiliriz. Tüm önemli vasallar görüş kazanacak. Güzel. Savaşlarını takır takır Bizans kazanıyor. Hop. %95 ihtimalle Arhon ölüyor. Öldü mü? Son yemek. Kırk yaşındayız. Yeniden evlenmek... Tüm becerilerin toplamına göre bir sıralayayım. Yeniden evlenmek ne kadar mantıklı? Mantıklı. Olafur'la evlenelim. Ana soylu olacak tabii ki. Benim gelirim niye bu kadar düştü ya? Mülk yönetimim çok düştüğü için. Peki. Bir mülkü daha elden de çıkartabilirim. Ayak suyu da oğlumuza verelim. Yurike'ye verelim. Tamam, hem 7'ye 7'yiz hem de zaten öldüğümüzde tekrar bizim elimize geçecek. Güzel. Şu anda da 500. Güzel. Ünvanlar oluşturulabilir. Sardinya Krallığı. Ünvanımızı oluşturduk. Artık bir krallığız. Corso Sardegna Sarayı. Bir sarayımız da var. Sarayımıza da bayağı böyle bir sancaklar da geldi. Sarayımıza da gireceğiz. Bakacağız. Sarayda biliyorsunuz arkadaşlar böyle ya da belki de bilmiyorsanız da göreceksiniz. Kendi meclisimizi kuruyoruz gibi şeyler de olacak. Yeni efendilerin görmeniz lazım. Şu anlık başka meselelerle. Bir sonraki bölümde artık ona bakarız. Artık ama tam manasıyla bir kraliçeyiz. Bununla beraber gelen şeylere bir sonraki bölümde bakarız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim bu videoma katıldığınız için. Videoya beğenerek destek olursanız çok sevinirim diye ekleyeyim. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.